günler değerli izleyicilerimiz. Canlı sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Sohbetin canlısı. İnşallah. Şanlısı, evet. O kadar. Van'ın vanlısı. Ne? Van'ın vanlısı. Oktar yapma, etme, gülüneyim ya. Sakinim. Evet, dinliyorum. Bir şiir okuyabiliriz Adnan Bey. Dinliyorum. Abdurrahim Karakoç'tan. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün, hele yaylalara çıkılsın da gör. Çok şahane. İnşallah. O da Mehdiyet kastetti. Çok güzel anlatmış. İnşallah. Makine çalışmıyor mu? Bakalım. Yakup'a söyleyebilir. Yakup Efendi buraya geliniz. Şunu çalıştırsana. Bu ilmi öğrenin. İnşallah. O be diye hepsi koskoca herif olmuş artık. Okuzluktan çıkmış. Onu gönderin. Gölde ayı gibi bir şey yapıyor. Ya kuzu diye davar olmuş koskoca. Be falan diyor. Öyle kuzu olmaz. İnşallah. Vay be. Tarkan hocamın tişört. Maşallah şahane. Masonik de aynı zamanda fakat anlamlı da yani. Maşallah. Ama şeyhinin sizin... ismini baş harflerinden oluşmuş. Maşallah. Evet. Ama sizin bu şıklığınız yine efsane bir şıklık maşallah. Yok ya abartıyorsunuz Allah aşkına duyan da bir şey var zannedecek. Yani gri bu kadar maşallah. Ne var? Sıradan bir ayakkabı. Şahane. Ne? Şahane üstü şahane maşallah. Ne varmış? Mükemmel bir deri. Mükemmel bir renk ve tasarım. Ya rahat olduğu için inanın başka bir şey değil yani. En ünlü markanın şahane. Evet, İtalyan marka. Doğru. Çorabınıza uyumlu ve ceket ve gömlekle olan uyumu tabii. Ceketin iyi yönü işte ipek olması o yüzden. Serin oluyor. Gri o yüzden mükemmel tercih. Kullanmışsınız maşallah. Nasıl? Gri mükemmel kullanmışsınız. Ha evet. Sanat eseri özel yapım gömlek. Tiril tiril. Yine sanat şahane ipekli ceket. Gömlek de ipek, İtalyan. Evet. Mendil. Doğru. Yani inkar etmiyoruz. Kemerinizi göremiyorlar tabii. Ney? Kemerinizi göremediler. Kemer ne yapacaksın gözlüsükü? Evet dinliyorum. PKK'lı teröristler tarafından Şırnak, Besler, Dereler, Kuyutepe üst bölgesine düzenlenen saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. 1 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz piyade uzman çavuş Muğdat Çelik, piyade er Baki Afşar. Baki bu herhalde. Evet, bu Baki, aslan. Baki Afşar. Evet. Ve bir daha. PKK'lı teröristler tarafından Şırnak, Besler, Dereler, Kuyutepe üst bölgesine düzenlenen saldırıda 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz, tekrar söylüyorum, piyade uzman çavuş Muğdat Çelik. Muğdat Çelik. Benim yakışıklım bu. Evet. Evet. Maşallah. Piyade er Baki Afşar. Ve piyade onbaşı Mehmet Volkan. Hepsi de aslan gibi. Hepsine de Allah mübarek etsin şehadetlerini. Deccal bir muhasara halinde. Ahir zamanın en büyük muhasarası var şu an İslam alemine. Deccal her koldan saldırıyor. Türkiye'de de işte FETÖ, IŞİD, çeşitli isimler altında saldırıyor. Şehitlerimiz hakiki şehit. Fakat Deccal'le mücadele Mehdiyet'in dışında olmaz. Yani Mehdiyet'ten başka hiçbir şey Deccal'le baş edemez. Deccal çünkü çok sinsi bir güç. Bakın İslam aleminin büyük bölümünü esir aldı. Mısır'ı esir aldı. Irak'ı aldı. Suriye'yi aldı. Libya'yı aldı. Efendim Pakistan'ı mahvetti zaten onlar. Afganistan'ı aldı. Almadık yer çok az kaldı. Türkiye'yi de şu an sallıyor. Almaya çalışıyor Deccal. İçeriden ve dışarıdan. Kahramanca, yiğitçe askerlerimiz direniyorlar. Evet, inşallah. Şehadetleri gerçek şehadet. Az bir zaman sonra Mehdiyet'in hurucunu göreceğiz. Ve bunların darmadağın olduğunu göreceğiz. İslam alemi birleşecek.
Deccaliyet yerle bir olacak. İnşallah. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 250 Müslüman, dini liderin katıldığı Müslüman azınlıklar zirvesinde mükemmel bir tebliğ yaptı Adnan Bey maşallah. İslam Birliği'nin Allah'ın emri olduğunu söyledi. Şöyle söylüyor, binlerce kilometre ötede olsak da kıblemizin ve kalplerimizin yönü birdir. Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da bizler aynı ümmetin mensuplarıyız. Rabbimiz bu hakikati Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler diyerek ifade ediyor. Biz hakkın sancağını en yükseğe taşımakla mükellefiz. Kardeşliğimiz ne kadar kavi ise Müslümanlığımız da o kadar muhkemdir. Müslümanlar emrolundukları gibi birlik olurlarsa Allah'ın inayetiyle önlerinde durabilecek hiçbir fani güç yoktur. Mesele bir olmak, beraber olmak, kenetlenmektir. Ya mübarek sen, ne mübarek insansın. Peş peşe birbirinden güzel sözler. Bak bu da muhteşem oldu. Daha yeni söyledim. İslam ülkelerini bir araya toplayalım. Evet. İttihat-ı İslam'ı anlatalım, bir şeyler söyleyelim. Yeni İslam Birliği evet, için maşallah. Uyaralım dedim. Daha yeni bir hafta oldu. Evet. Kaç gün önce? Tabii. Yani 3-4 evet, gün oluyor. Maşallah. Bak aynısıyla Allah zahir etti. Maşallah. Ben böyle bir toplantıdan haberim bile yoktu. Hatta biz yapalım dedim yani. Başka çare kalmadı falan dedim. Mükemmel. Maşallah. Çok güzel bir çıkış. Tebrik ediyoruz. Adam Allah sürekli dualarınıza icabet ediyor maşallah. Allah mübarek etsin. Maşallah. İnşallah. Mehdiyet dört koldan kendini gösteriyor ama Müslümanlar uyanışı biraz vakit alacak. Türkiye'nin 3 Kasım 2009'u beklemesine gerek yok durmuş Sayın Bahçeli, öyle mi? Seçim evet. için. Evet. 26 Ağustos'ta yapılsın diyormuş. Evet. Olabilir. Bu Ağustos diyor yani. Evet. Olabilir. Bir oyun düşündülerse o dönem için oyunu erkenden bozmak için düşünmüş olabilirler. Yani onun kulağına bilgi gelmiştir. O açıdandır. Olabilir. Tayyip Hocam ne diyor o konuda bilgimiz olursa yani bir oyunu bozmak kastı nasıl olur? Şöyle demiş Sayın Bahçeli, Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil.
dar çıksın diye herhalde. İnşallah. Evet, dinliyorum. Güzellik anlayışınızı tarif eder misiniz? Benim güzel yüzümü ha ya. Aman Allah'ım. Canım için sen çok güzelsin. Ama bayağı güzelsin. Maşallah. 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 Allah seni cennetiyle ödüllendirsin. Cemalullah'la şereflendirsin. Güzelliğin şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Maşallah. Normalin çok üstünde güzelsin. Evet. Dindarsın. O çok sevinç verici bir şey. Çok yakışmış cilbabın, güzelliğini çok iyi ifade etmiş, yüzün çok nurlu ayrıca, efendi, güvenilir bir insan olduğun hemen anlaşılıyor. Çok şaşırdım güzelliğine, çok yani ihtişamlı bir güzellik, maşallah. Allah cennette kardeş etsin seni bana inşallah. Uzun ömürle yaşatsın seni. Hep böyle güzel olmanı sağlasın Allah. İnşallah. Seni acılardan, zorluklardan korusun. Benim güzel yüzümü ben bir daha dinleyeyim. Güzellik anlayışınızı tarif eder misiniz? Güzel yüzüm, güzellik demek zaten sevgi demektir. Sevgi demek de güzellik demektir. Allah her şeyi güzel yaratıyor kainatta. İnsanı ahseni takvim diyor Allah. En mükemmel surete yaratılıyor. Biçimi en mükemmeldir. Hayvanları insana benzettiği için onlar da tatlı şeker oluyorlar. Böcekleri bile insana benzetiyor Allah. O yüzden çok tatlı oluyorlar. Yani ayak bacak falan, gözler, etrafa bakmaları falan. Bitkileri Allah güzel yaratıyor. Tabiatı güzel yaratıyor. Ama tek amacı tabii sevgi Allah'ın. Cennet güzeldir ama burayla kıyaslanmaz tabii. Harikulade güzeldir cennet. Mesela benim güzel yüzümü Allah çok güzel yaratmış. Amacı sevgi. İnşallah. Çok şiddetli bir sevgi yaşamamız için Allah yaşatıyor. O güzelliği nimet olarak veriyor. Ve onu dindarlıkla da süslüyor. Çok çok fazla gerçek sevgiyi sunmamızı sağlıyor Allah. Allah aşkıyla sevdiğimizde sevgi tam, gerçek sevgi olmuş oluyor. Kainatında hiçbir amacı yoktur başka. Yani şu anki savaşların nedenin bile sevgidir. İnşallah. Hepsinin amacı sevgidir. Mesela bizim burada konuşmamız sevgidir. Televizyonların, internetin yaratılma amacı sevgidir. Mobilyalar, arabalar, hepsi amacı sevgidir. Yollar yollar insanı sevdiğine götürür. Arabalar sevdiğine götürmede vasıtadır, araçtır. Her şey sevgi amaçlıdır. Allah'ın tek istediği sevgidir. Ama imana dayalı olursa sevginin bir anlamı olur. İnşallah. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ahir zamanda olduğumuzu işaret eden bir hadisi hatırlattı. Ve modern insanın sorunlarına cevap verebilecek yegane dinin İslam olduğunu söyledi. Peygamberi Zişan Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde adeta bugünümüzü tasvir edercesine öyle bir zaman gelecek ki dinin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır diye buyuruyor. Bugün yüz binlerce Müslüman katlediliyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte burada Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir dedi ve birlik olmanın gerekliliğini hatırlattı. Yalnız Tayyip Hocam, bu 2019'u bekleme olayı olmaz. Benim kulağıma acayip acayip laflar geliyor. 3 Kasım 2019'u beklemeyelim. Bak, bunu ben söyledikten sonra Sayın Bahçeli de o konuyu önemli gördü ki beklemeyelim dedi. Genel seçim 26 Ağustos'ta yapılsın diyor. Bence de bu doğru olabilir. Yani güçlü, derli toplu bir iktidarla ortaya çıkalım. Hükümet güçlü bir hükümet olduğunu, güçlü bir parlamento olduğunu bu şekilde gösterebilir. Sayın Bahçeli'nin sözü doğru.
26 Ağustos uygun bence de. Yani yine Tayyip Hocam kendisi daha iyi bilir ama seçimi erkene alalım. Bak çok manidar, ben onu bir hafta önce söyledim. Bir risk var dedim, yani kulağıma kötü sözler geliyor dedim. Tedbir alınsın dedim. Sayın Bahçeli bak ne diyor ki? Türkiye 3 Kasım 2019 beklemesi bu şartlarda mümkün değil. Demek ki bir şey duymuş. Öyle yapalım. Yani Tayyip Hocam da uygun görürse 26 Ağustos da uygun. Erkence yapılsın. Güçlü bir parlamento, güçlü bir iktidar, güçlü bir liderle çıkalım. Ve bu FETÖ olayının üstüne de daha da güçlü gidilsin. PKK da çok azıttı bunlara, daha güçlü bir karşı atak yapılsın. Halkın istihbaratı konusuna da girelim. Halk da polise yardımcı olsun. Ya bu çakallar oralarda dağda taşta geziyor. Kimsenin farkına varmaması çok anormal bir durum. Yani ben mesela burada PKK'lı görsem gereğini yaparım. Yani yaparız. Yani bana ne falan demem. Orada da yani görenin bana ne demesi olmaz. Gereğini yapmak lazım. Evet, dinliyorum. Sayın Bahçeli açıklamasında şöyle demiş. Artık ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. Önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır. 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt zaferi ile büyük taarruzumuzun yıl dönemlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul, en akılcı, en demokratik yoldur demiş. Doğru söylüyor. Yapalım. Tayyip Hocam gerçi onun prensiplerine uygun değil ama burada şimdi durum nezaketini koruduğu için, nazikliğini koruduğu için orada o prensibi bir kere ne bozalım. Oyunlarını da tepelerine geçirelim. Evet, çünkü o biraz risk taşıyor gibi görülüyor. Bu uygun. Tayyip Hocam da bir an önce kanaatini bildirsin. Hemen seçim atmosferi oluşturulsun. Sayın Bekir Bozdağ Bahçeli'nin teklifine şöyle bir açıklama getirmiş. Bahçeli'nin teklifi yetkili organlarca değerlendirilir demiş Sayın Bozdağ. Bahçeli'nin önerisine şaşırdınız mı sorusuna ise ben de şimdi duydum, yeni duydum. Perde arkası bir bilgim yok. Ben de sizinle birlikte öğrendim diyerek yanıt vermiş. Yok yok, Sayın Bahçeli'nin bir bildiği var. Biz ona söyledik işte adamların niyeti bozuk, yani böyle bir kötü şeyler düşündüklerini söyledim. İyi olur. Bekletmeye gerek yok. Evet, dinliyorum. İnsan cenneti hissedebilir mi? Sen bayağı güzel yüzlü bir kızsın. Kendine has bir güzelliğin var. Ama bayağı güzelsin. Evet, makyajsız olmana rağmen çok etkileyici bir güzelliğin var. Allah sana uzun ömür versin. Seni cennetiyle şereflendirsin. Cennette de seni bana dost arkadaş etsin. İnsan cenneti hissedebilir mi? Keskin bir uyanma şeklinde. Yani keskin bir uyanma şeklinde. Rüya olduğundan çok çok emin olacak insanlar. Yani zaten görülüyor da, yani net emin olacak. Hatta böyle bir sirkelenme şeklinde, hayret şeklinde. O kadar. Ve oradaki boyuttaki fizik kanunlarını, kimya kanunlarını, dünya kanunlarını çok makul görecek. Asıl kanunlar onlar da zaten, cennetteki kanunlardır. Buradaki harikaları da orada anlamış olacaklar. Yani burada her şeyin harika olduğunu orada anlamış olacaklar. Evet. Cennet dünyadan daha geniş bir yer. Yuvarlak değil. Yani dünya gibi yuvarlak değildir. Elips geniş yapıdadır. Yani nasıl söyleyeyim? Hafif konik geniş yapıda bir yer. Evet, dinliyorum. Ne zaman tatil yapmayı planlıyorsunuz? Yakışıklı mı? Sakal olmuş da şapka
Yani benim bir şeylerime, kriterlerime uygun değil. Ama şapka olmuş tipte iyi Osmanlı delikanlısın. Tatil yapmak demek yani her türlü faaliyeti durdurmak, İslam'a hizmeti durdurmak. Hiçbir faydalı iş yapmayıp bacaklarını uzatıp bir şezlongda denize boş boş bakmak gibi algılanıyorsa ben buna yanaşmam. Ama yazın işte bir tekne turu olayları var bende, meşhur. Efendim şöyle bir başlayıp ta Karadeniz'e kadar gidip Karadeniz'den bir geri gelerek falan deniz kenardan, ortadan gitmeyi ben sevmem. Kenardan, sahilden. Ne olur ne olmaz. Sağlamcıyım ben. Ha, teknenin içinde de tabii bir güzellik olması lazım. Her şeyin güzel olması lazım. Ve küçük tekneden de hiç hoşlanmam ayrıca. Hiç bilmeyeyim daha iyi küçük tekne. Büyük olacak tekne. Efendime söyleyeyim. Müzik de olması lazım. Sürat yapacaksın. O kadar. Dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman dini liderlere mezhep ayrılıklarının haram olduğunu ve Müslümanların arasını bulmanın da farz olduğunu hatırlattı. Öldüren Allahu Ekber diyor, ölen o da Allahu Ekber diyor. Bu nasıl bir şeydir? Peygamberimizin vefatından sonra İslam ümmeti arasında farklı tartışmalar yaşadı. Sıffin Savaşı ve Cemel Vakası bunun neticesidir. Kardeşin kardeşe kılıç çektiği dönemlerdir. Geçmişte nasıl mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını yerleştirerek bizim önderimiz durumunda olanlar öldüler ve öldürdülerse, şimdi tekrar oralara döndük, bunu düzeltmemiz lazım. Hücurat suresinin devamında Yüce Mevla, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin emri ilahisiyle, işte bize bugün yapmamız gerekeni emrediyor dedi. Güzel. Mesela bunu da bir hafta önce, 10 gün önce söyledim. Evet. İslam Birliği ile ilgili bir toplantı yapalım dedim. Ve Tayyip Hocam da İslam Birliği'ni savunsun, başka çare çözüm yok dedim. Tek kurtuluş yolu bu dedim. Bak hemen akabinde bu da oldu. Ne söylersek oluyor elhamdülillah. Kendimiz evdeyiz, fikrimiz iktidarda. Kendimiz evdeyiz, fikrimiz iktidarda. Maşallah. Thank you.
gitsem de avcı olurum. Gittiğin yollara yolcu olurum. Dağlarda gezsem de avcı olurum. Gurbet eliyle kardeş olurum. Dilberim, dilberim, nazlı dilberim. Yanağımda sıra benli dilberim. Hizmet eliyle kardeş olurum. Dilberim, dilberim, nazlı dilberim. Yanağımda sıra benli dilberim. Evet, dinliyorum. Aşk her şeyi affeder mi? Güzel yüzün, bir kere senin güzelliğini önce anlatmamız lazım. Çok güzel kızsın sen. Yaklaştırır mısın? Tabii. Elin yüzün çok düzgün. Alın, burun, dudaklar, dişler. Çok çok güzel kızsın. Gözlüğün muhteşem olmuş, saçın da çok kaliteli, bayağı güzel. Sevgi dolu olduğun belli. Allah senin sevgi içinde yaşatsın. Cennette de seni bana arkadaş, dost etsin. Ben o güzel yüzlüğü bir daha dinleyeyim. Aşk her şeyi affeder mi? Güzel yüzüm, gerçekten candan seviyorsa insan, affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Yani sevgide insanın gözü döner, yani ölümü bile göze alır, öyle bir konu olmaz. Her şey kabul edilir. Af ne kelime, zaten anında halledilir. Yani maddi manevi hiçbir şey engel olamaz tutkuya, sevgiye. Ne gerekiyorsa yapılır. Yeter ki sevginin yolu açılsın, önü açılsın. Sevgiyi kapatan hiçbir şeyi insan kabul etmez. Ya küskünlükle neden kapatılsın? Yani sevgi muhteşem, sonsuz bir zevk. Affetmemek acı ve ızdırap veren bir bela. Neden bu tercih edilsin? Derhal affedip hemen sevgiyi yaşamak esastır. Dolayısıyla gerçek tutkuda, aşkta affetmemek diye bir konu asla olmaz. Evet, dinliyorum. Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Ankara'daki hareketliliğin sürdüğüne dair haberler geldi Adnan Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor diyor. İkili bir zirve yapıldı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sayın Bahçeli arasında ve bu zirve yaklaşık 20 dakika sürmüş. Yok yok, doğru o. Yani o öbür türlü riskli olur o. Sayın Bahçeli'nin dediği doğru. Evet. Yani aldığımız bilgiler o yönde görülüyor. Bir hazırlık var çünkü. Adamların niyeti bozuk. Bu onları dümdüz eder. Yani muazzam güçlü bir iktidarla yeniden soluklanmış olarak devam. Çünkü o biraz zorlama olacak yani 2019 Kasım'ı. Çok uzun bir vakit. Onda tereddüt edecek bir şey yok. Hayırlı olur inşallah. Yapalım. Bu şekilde olsun. İnşallah. Evet, dinliyorum. Sağlıklı ve mutlu olmak için ne tavsiye edersiniz? Yakışıklı mı? Sağlıklı ve mutlu olmak için
Şimdi bir madde diye bir şey yok. Her şey gölge varlıktır. Gölge varlık olunca mecburen her şey Allah'la bağlantı olarak hallolur. Yani maddeyle hallolacak bir şey yok. Allah öyle bir sistem yaratmamış. Ki öyle bile olsa yine Allah'ın yardımı gerekir. Önce tabii Allah'la çok güçlü bir bağ kurulması lazım. Mesela masonlar üst derecelerde Allah'ı çok iyi bilirler, çok iyi farkına varırlar. Hahamların yüksek dereceli olanları da Allah'ın varlığını çok iyi bilirler. Hristiyanlarda da özellikle protestanların içerisinde ve bazı evanjeliklerde Allah'la yakınlık yüksek derecededir. Dikkat ettiğimizde dünyayı yönetenlerin de onlar olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ı en çok sevenlerin dünyayı yönettiğini görüyoruz. Allah'a derin sevgi bir kere hayatı normal hale getirir. Hazreti Musa'nın 120 yaşına kadar yaşamasının nedeni Allah'a sevgisidir. Yoksa böyle bir ortamda 120 gün bile yaşanmaz. Yani facia bir ortam. Kardeşi Harun da öyle. O da yaklaşık 123 yıl yaşadı. Tabii çok uzun yaşattı Allah. İsrail de öyle, Hazreti İsrail. O da çok uzun ömürlü oldu. İmanladır. Yani çok büyük bir hata olur. Eğer ilaça, yiyeceğe esas gözüyle bakılırsa çok sıkıntılı olaylar olur. Yani ters etki yapar. Çünkü putlaştırma mevzu bahis oluyor. Olmaz. Ama sebebe sarılmak açısından, yani Allah'ı seviyorsa bir insan, Kur'an'a bağlıysa, uykusuna dikkat ederse, normal protein alırsa, normal mineral alırsa, normal yaşar. Ama her gün vücutta yüzlerce kere kanser saldırısı oluyor vücuda. Yani kanser hücreleri atağa geçiyor. Vücudu öldürmek üzere atağa geçiyor. Vücut da haber alıp kanser hücresini her seferinde vuruyor. Haber alıp vuruyor. Eğer vuramazsa veyahut vurmazsa vücut kanser hücresini, derhal o bulunduğu noktada kısa sürede gelişir kanser hücresi. Ve biliyorsunuz öldürür. Yani çok acımasızdır kanser hücresi. Dolayısıyla her hücreye de Allah hükmettiği için Allah'la bağlantının dışında bir tavır son derece hatalı olur. Evet, dinliyorum. Arkadaşın patates ikram eden bir papağan. Gözleri bak. Dehşet içinde yok. O yemiyor, onu bekliyor. Yakup Aleyhisselam 149 sene yaşadı. Çöl gibi bir yerde çadır vardı, hayvanları falan var. Bir yaşlı falan bir insandı, 149 sene yaşadı. Davut mesela 70 sene yaşıyor, kısa onun ömrü. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, yabancı basına çıkan makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'da günden güne güçlenen Türkiye-Rusya kadim dostu başlıklı makaleleriniz yayınlandı. Yazınızda Sayın Erdoğan ve Sayın Putin'in güçlü liderlikleri ve aralarındaki sağlam dostluk sayesinde derin odakların bu kez bu liderleri devirmeye başaramadıklarını anlatıyorsunuz. İki ülkenin büyük bir ivmeyle tırmanan dostluk ve işbirliğinde gelinen son noktanın yaklaşık iki asırdır bölgenin gizli eli İngilizlerin devleti öncülüğünde sürdürülen sinsi provokasyon ve düşmanlaştırma politikalarının iflas ettiğinin bir ilanı olduğunu belirtiyorsunuz.
Pravda, evet, Rusya'nın en büyük gazetesi ve en çok okunan yazı da benim yazım oluyor. Maşallah. Malezya'nın en köklü İngilizce gazetelerinin başında gelen New Straits Times gazetesinde tarihin en büyük insanlık ve savaş suçlarından Irak işgali başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bölünmeyi, ihtilafı, düşmanlığı teşvik eden bağnazlık yerine sevgi, merhamet, kardeşlik, demokrasi, ifade özgürlüğü, birlik ve beraberliği öğütleyen Kur'an'a dönülmesinin İslam dünyasının en acil ve hayati ihtiyacı olduğunu anlatıyorsunuz. Kur'an'ın emrettiği bu birlik ve beraberlikle en çaresiz görünen İslam ülkelerinin dahi en ileri refah, zenginlik, huzur, güvenlik ve mutluluk düzeyine erişebileceğini belirtiyorsunuz. Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'nın İngilizce yayınında "Ekonomide görünmez el yoktur" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda dünyadaki en temel sorunlardan biri olan fakirliğin altında yatan temel faktörün gelir eşitsizliği olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Ve bunun çözümü için Türkiye önderliğinde birkaç ülkenin bir girişim başlatması gerektiğini, böylelikle üretim seviyesinin artırabileceğini ve paranın belli insanların elinden kalmaktan çıkacağını ifade ediyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda 1961 yılında Tayland'da kurulan 35 farklı ülkeden 44 haber ajansını bir araya getiren, şu an Bakü'den faaliyetlerini yürüten Asya Pasifik Haber Ajansları Organizasyonu OANA'da da yayınlandı. Çok güzel. Adnan Bey, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dini liderler zirvesinde İslamiyet'te kavmiyetçiliğin olmadığını söyledi. Milletini, milliyetini bilmekle kavmiyetçilik yapmak arasında ince ve derin bir ayrım vardır. Her kim etnik aidiyetini dini kimliğinin önüne koyuyorsa o asabiyeti cahiliye, yani kavmiyetçilik hastalığına yakalanmış kişi demektir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz insanların farklı kavimlere ve kabilelere ayrılmasının sebebi birbirleriyle tanışmalarıdır. Bu hakikati Peygamber Efendimiz veda hutbesinde "Ne Arap'ın Arap olmayana ne de Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva iledir" diye bildirmiştir dedi. Çok güzel konuşmuş. Ama daha hızlı söylesen Tayyip Hocam ya. Direkt İslam Birliği'ni istiyoruz desin. Arap ülkelerine de yazı göndersin, resmi yazı. Bak, bizi mahvedecekler, birleşelim. Sevgi, dostluk bazında birleşelim. Ha, birleşip milletin kafasını koparalım anlamında demiyorum desin. Birleşip dünyayı sevgi içerisinde, barış içerisinde yaşanır hale getirelim desin. İslam Birliği deyince yanlış anlaşılıyor. Hani birleşeceğiz, sizin iflahınızı keseceğiz. Hani kafanızı, gözünüzü yaracağız. Öyle değil. Birleşeceğiz, kardeşliği, sevgiyi, barışı getireceğiz. İnşallah. Bu anlamda. Bir mektup yazsın Tayyip Hocam hepsine. Ya, alenen net ifade kullansın. Bak, İslam Birliği olmasa mahvolacağız diye. Silahlar kalksın, barış gelsin, dünyadaki kargaşa dursun, bütün savaşlar dursun. İslam alemi de buna öncü olsun. Hemen birleşelim. Kardeş olarak. Yani itiraz edecekleri gibi bir nokta yok. Gayet net, güzel olur. Evet, dinliyorum. Kimi algılayan insan hakkında düşünüyorsunuz? Yakışıklım, tam Osmanlı delikanlısın sen. Aslansın sen. Sen mütevazi ve sıcakkanlı, iyi niyetli birisi olduğun hemen anlaşılıyor. Sakal da haşmetli olmuş, çok iyi olmuş. İnşallah cennet dostu, cennet arkadaşı oluruz. Kendini ağırdan alan insanlar, tabii akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. O çok küçük, düşürücü, aşağılayıcı bir şey. Aklı zayıf insanlar yapar. Onu çok iyi bir keşif gibi görüyor. Ağırdan alarak muazzam bir netice elde edeceğini düşünüyor. Halbuki ağırdan aldığında karşıdaki şahıs onun anormalliğini anlamış oluyor ilk başta. Yani aklı dengesinin yerinde olmadığı bir kere anlaşılmış oluyor. Adam onu bir kenara yazar. Yani bir kere bu normal değil diyecek. Sen ağırdan alıyorsun, seni ne kale alır? Ya yani ağırdan alman sana ne kazandırır? Ne itibar kazandırır, ne saygı kazandırır? Sadece anormal olduğuna dair kanaat getirtir, o kadar. Dolayısıyla dengeli, makul, sevgi dolu bir insanın yapacağı bir şey değildir bu. Aklı zayıf, ne yapacağını bilmeyen, kendince, o çürük aklınca taktik yaptığını zanneden zavallılara ait bir metottur. Dolayısıyla hiç kafanı takma. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde bir telefon konuşmasında Macron'a verdiği ayarın detaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ahlaksızlığın daniskası onlarda, katliamların daniskasını onlar yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar. Durun bakalım ya, geçen bir tanesine söyledim telefonda. Siz dedim Cezayir'de 5 milyon insanı katletmediniz mi? Önce bunun hesabını verin. Şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun dedim. Sadece orada mı? Libya'da yaptınız, Ruanda'da yaptınız, buralardaki insanları katlettiniz. Bunun hesabını verdiniz mi? Hayır vermediler ve vermeyecekler de dedi. Tayyip Hocam onlar tanımamışlar. Daha yeni tanıyorlar. Çok iyi konuşmuş. Makalelerle ilgili bilgi vermek istiyoruz Adnan Bey. Amerika'dan yayın yapan düşünce kuruluşu GITS'te dün ve bugün kadınların sosyal statüsü başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Suudi Arabistan ve İran'da kadın hakları konusunda yaşanan olumlu yöndeki gelişmelere yer veriyorsunuz. Prens helal olsun. Evet, maşallah. Yakışıklı, delikanlı ve çok akıllı. Evet, maşallah. Ataklar muhteşem. Senfoni orkestrası getiriyor falan. İnanılır gibi değil Suudi Arabistan'a. Sinema. Erkek kadın rahatça girebileceği gibi sinema. Müzik, eğlence, pop konseri. İnanılır gibi değil. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve dindar. Koyu Katolik dindar. Ve bu özgürlükler var. İşte din bu. Hem özgürlük hem koyu dindarlık. Çok güzel. Hepsine siz vesile oldunuz. Maşallah. Tabii yıllardır. Binlerce kitap evet, oldu. Evet, evet. Onlardan. Prenslere özellikle çok fazla kitap gönderdim. Tarif ettiğiniz hayat modeli. Tabii. Gazze'den yayın yapan Filistin'in günlük haber sitesi Meşrik News'da küresel sömürü düzeninin yeni nesil kitle imha silahı kimlik politikaları başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bölücü, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı kimlik politikalarının yerini artık en üst, yani insan kimliğini esas alan birleştirici ve bütünleştirici politikaların alması gerektiğini anlatıyorsunuz. Vay be, delikanlımın poza baksan ya, maşallah. Böyle delikanlı bilmiyorum var mı? Çok nadirdir yani. Çok güzel bu yazıda. Milyonlarca kişiye böylece hitap etmiş oluyoruz. Bak, Suudi Arabistan'a yönelik çalışmalarımız 10 yıldan beri devam ediyordu. Netice, maşallah. Mükemmel. Ne desek hükümet aynısını uyguluyor. Bak, İslam Birliği'yle ilgili açıklama yap dedim Tayyip Hocama. Elhamdülillah. 10 gün önce söyledim, şu an yaptım. Ne diyorsak o. Suudi Arabistan'da prens sizin ifadelerinizle açıkladı kadınların özgür olmasını istediğini. Kadınlar ne giyeceklerine kendileri karar verirler dedi. Aynı. Benim kitaptaki yazanlar evet. Aynı. Verdiği örnekler de. Evet. Peygamberden verdiği örnekler de aynısı. Sizi gerçek bir sanatçı nasıl olmalı? Benim güzel yüzlüm şahane bir kız. Yaklaştır bakayım. Yüzün çok güzel canımın içi. Bayağı düzgün. Çok çok güzelsin. Takın da çok güzel olmuş. Küpelerin. Alnın çok güzel. Kaşların, burnun, yüzün genel çok çok güzel kızsın. Kıyafetin de yakışmış. Ses tonun güzel ama gözlük süper olmuş. Olay tam. Bütünleştirmiş. Allah seni cennet arkadaşı yapsın, cennet dostu yapsın. İnşallah. Allah'tan umuyorum. Ben güzel yüzlüğümü bir daha dinleyeyim. Sizi gerçek bir sanatçı nasıl olmalı? Güzel yüzlüğün bir kez samimi olması lazım. Allah'a kendini bırakması lazım ki Allah ona ilham etsin sanatı. Yoksa yapamaz bir şey. Mesela sanatçı bir beste yaptığında onu Allah yapar. Mesela söz, güfte, bunların hepsini Allah hazırlar. O kalbini Allah'a teslim etmekle mükelleftir. Mesela Edison diyor, şunu keşfetti, bunu keşfetti. Ne keşfediyor? Allah hazırlamış önceden. Onu vesile eder, o kadar. Yoksa kimse bir şeyi havadan bulmaz.
Tabii ki sanatçının aynı zamanda kibar, saygılı, sevecen, merhametli, herkes kucaklayan olması lazım. Ayırım yapan bir insan olmaması gerekiyor. Ama sanatçının da çok sevilmesi lazım. Herkesin desteklemesi lazım. Türkiye'de ben bunun gücünü zayıf buluyorum. Ya sanatçı her yerde kucaklanmalı. Her yerde saygı. Mesela lokantaya geldi. Para alınmaz sanatçıdan. Değil mi? Yemek. Ya şeref vermiş. Ne alaka? Hastanede ne kadar ayıp. Evet. Muhasebe, efendim estağfurullah dersin olur mu? Siz buraya şeref verdiniz, bereket getirdiniz diyeceksin. Sakın ha, hiçbir sanatçıdan para alınmaz. Evet, dinliyorum. Münafıklık nasıl sanırsınız? Yapışık mı? Tabii onlar yavaş yavaş kendilerini belli ederler. Ama en belirgin özellik enaniyettir. Yani büyüklük hissidir. Oradan ilk alameti verir. Sonra Müslümanlara karşı öfkesi dikkat çekmeye başlar. Müslümanlara karşı ayrı ayrı fert fert öfkeli olur. Halbuki onun asıl öfkesi Allah'adır. Peygamberedir. Fakat müminleri de o tezahür etmiş olur. Sevgisizliğinden anlarız. Egoist ve bencil olması, kendini yüceltmesi, büyüklenmesinden anlarız. Oradan daha da açık görebiliriz. Tabii münafık az fakat şeytan desteğini aldığı için müminlere faydası yüksek bir güçtür. Bak zarar beklenir değil mi münafıktan? Evet. Münafık mümine en faydalı olan varlıktır. Yani Allah öyle yaratmıştır. Bak dikkatlice bakın, münafık devreye girdiğinde müminlerin sayısı artar. Müminlerin şevki artar. Telif gücü artar. Mesela bir kitap yapıyorsa 5 kitap yazar. Kitapları daha güzel, daha kaliteli olur. Dinçlik verir münafık müminlere. Onlarda çöküntü ve bitkinlik, bereketsizlik, hastalığa, azaba neden olurken müminlerde dinçlik, aktivite, güç ve iktidara sebep olur. Allah'ın hikmeti. Bak şimdi Allah işte diyor ya her şeyde bir hayır vardır. İşte bu tarz oluyor. Normalde münafık zarar veren bir mahluk olması lazım. Müslümanlara akıl almaz fayda verir. Her hareketi mümin için hayır olur. Ama her hareketi onlar için şer olur. Bir kere münafık ilk geldiğinde haşa huzurdan eşek gibi hizmet eder. Malıyla, canıyla falan hizmet eder. Bir kere oradan Müslüman bir kazancı olur. Seneleri fark edemez münafık. Allah aklını kapatır. Mesela 20 yıl hizmet eder. Fark edemez. Mesela o münafığın akılsızlığını ve aczinin bir Allah tarafından ona göstertilmesidir. Allah ne kadar ahmak olduğunu ona göstertir öyle. Aczini ona göstertir. Çünkü eğer aklı olmuş olsa 20 yıl niye beklesin? Evet. Çünkü kendini çok uyanık gösteriyor münafık. Evet. Çok zeki, her şeyi fark eden, en ince detayı gören fakir. Peki niye 20 yıl keriz gibi yaşadın? Niye enayilik yaptın? Niye ahmakça eşek gibi hizmet ettin? Değil mi? Bir de malınla, mülkünle, varlığınla, bütün gücünle. Bütün gençliğini veriyorsun. Efendim köpek altı temizliyorsun. Davarları temizliyorsun, sığır. Demek ki çok akılsızsın. Onun için öyle zeka gösterende bulunmayacaksın, zavallılığını göreceksin. Ondan sonra atağa geçtiğinde müminlerde de muazzam canlılığa sebep olur münafık. Önce malıyla, mülküyle, hizmetiyle, gittince de verdiği olumlu atak hissiyle müminlerde muazzam gelişmeye sebep olur. Mesela 10'sa sayı 30 olur. Mesela mal 30'sa 90 olur. Hani derler ya kötü komşu insana evet. Mal sahibi yapar derler. Evet. İşte oradan kaynaklanıyor yani münafık mümini mal sahibi yapar. Özelliği odur yani inşallah. Evet dinliyorum. Aynaya bakan bir kedi.
İşte enerji böyle olması lazım kedi. Yani normal kedi budur. Maşallah. Yani deli olması çok önemli. Bak enerji bir türlü tükenmiyor. Evet. Celal Şengör, Hürriyet 2 yazısında Darwin'in hayatı boyunca yeni türleri neyin ortaya çıkardığını bulamadığını, yani bir türdeki değişikliklerin sonraki nesillere nasıl geçebildiğini bir türlü anlayamadığını yazdı. Bu konu Darwin'den sonra Mendel'in genetik kuralları ve De Vries'in araştırmaları sonucunda ortaya çıktı. Canlılardaki değişikliklerin temel yapı taşlarındaki tesadüfi bozulmalarla, yani mutasyonlarla ortaya çıktığı ispat edildi. DNA ve RNA'da radyasyon gibi etkilerle oluşan değişiklikler, yani mutasyonlar bu değişiklikleri gelecek nesillere taşımıştır dedi. Bak şimdi böyle bir şey varsa fosil olarak bir tane yahut iki tane kanıt olur değil mi? Evet. Ha, dürüst olacaksın bize. Bak bizim zekamızdan alay eder gibi hareket edersen ayıp olur. Koskoca adamsın, dedemiz yaşında adamsın. Yapacağın ne? Çocuklar dersin, al size fosil. Biz sana 700 milyon yaratılışı ispat eden fosil veriyoruz. Sen bize bak senin iddianı ispat eden bir tane fosil getirmiyorsun. Böyle bir iddiada tek bir tane olsun delil olması gerekmez mi? Bir tane delil vermiyorsun. Yok Mendel, yok Mandal bilmem ne falan. Bırak şimdi. Bunların hepsi modası geçmiş izahlar. Delille konuşacaksın bize, bilimsel delil. Paleontolojik delil getiremediğin müddetçe konu bitti. Bir protein bile tesadüfe meydana gelemiyor. Sen kendini de kabul ediyorsun. Bilimsel olarak mümkün değil. Oradan konu kilitlendiğine göre daha geriye ne kalıyor? Proteini bir yaratan olması gerektiğine göre hepsini bir yaratan gerekiyor. Değil mi? Daha olay bayın başında bitiyor. İddian için, kendi iddian için sen dürüstçe hareket edin ne olur? Ya dersin arkadaş, trilyon hesabıyla fosil var. Doğru. Bak size ben bir tanesini getirdim. Tak masanın üstüne korsun. Yapamıyorsun. Çünkü bak Darwin diyor ki ara fosil hiçbir yerde bulamıyoruz diyor. Bütün katmanları aradık bulamadık. Gene bulamazsak bu teori bitmiştir diyor. Bütün bilim adamları diyor ki her katmanı aradık. Ara fosil yok. Ne demek? Evrim teorisi yok. Celal Şengör'ün ara form çizdiği bir video var. Peki bu neden bir kuş değil de bir dinozor? Hem şu kısmında hiçbir dinozorda bulunmayan kadar çok diş var. Allah Allah. En ucunda. Ondan sonra. Yani diş olması mesela. Kanada bakın. Bakalım. Kanada bakın. Uçamıyor ne çeşe? Hayır. Uçamıyor. Hayır hocam koşuyor. 75 milyon yıl önce mi dedin? Raptor. Bu yılın en önemli buluşlarından biri mi? Biri, 2017. Biri yani. Müthiş bir şey bu. Çok teşekkür ederim hocam. Bu atamız da buna benziyor. Ya çizmeye değil mi vakit ayıracağına alıp şu fosili getirsene be mübarek. Bir tane ara fosili getireceksin. Yok. Türk gençliği zekidir diyor Atatürk. 700 milyon fosil yaratılışı ispat ediyor bak. 700 milyon. Bir tanesi evrimi ispat eden fosil yok. Bir tane. Getir. Bak bütün Türk milletinin önünde söz veriyorum ve yemin ediyorum. Tiko para sana 10 trilyon vereceğim. Tiko demek senet çek falan olmayan para demektir. Yani blok. Evet o Tiko para da ben bir matbaaya gitmiştim konuşuyordum orada. Ya hocam dedi kitapları ben basayım dedi. Ben o bir matbaalar gibi de çekle senetle çalışmam dedi. Ben de Tiko para dedi. İlk defa o zaman öğrenmiştim Tiko paranın ne olduğunu. Tiko para demek yani normal banknot tarzı parayı masanın üstüne koyuyor bu. Evet. Celal Şengör yazısının devamında bir de Darwin'in çalışma odasının resmini paylaştı. Aynı odada bizim arkadaşlarımızın da evrimi çürüttüğünüz Fosiller Evrimi Yalanlıyor kitabınıza çektirdiği fotoğraflar var. İşte Darwin'de de bu vaziyette şu an. Kızlara küfür eden erkekler hakkında ne düşünüyorum? Yakışıklı bir kere öyle birisi varsa o genç kız o anda oradan ayrılması lazım.
Ve hiçbir şekilde doğa adamdan görüşmemesi lazım. Yani yoluna da çıkmaması gerekiyor. Bu çözüm net. Gidip görüşüyorsa facia. Değil mi? Demek ki değerini bilmiyor demektir. Kıymetini bilmiyor demektir. Saygı duymayı bilmiyor demektir. Ve kadına küfür zaten berbat. Erkeğe de küfür edilmez, kadın da küfür edilmez. Ama sevgi anlayışı mahvolmuş anlamına geliyor. Yani sıradan, basit, dangal adam anlamına gelir. Ondan yapılacak en güzel uygulama görüşmeme, bu kadar. Kökten çözüm. Evet, dinliyorum. Şehirleri, cadde ve sokakları nasıl güzelleştirebiliriz? Yakışıklı mı? O genel kültürün, genel estetik anlayışının bir devrim şeklinde halka verilmesiyle olur. Mesela bu İtalya'da falan öyledir, bir devrim vardır. Yani gizli bir devrim yapılmıştır. Halk bunu anlamışlar. İspanya'da, efendim, Hollanda'da, Danimarka, Norveç, İsveç'te hepsinde var bu. Bir beyin devrimi, bir ruh devrimi yapılmış. Orta Doğu'da böyle bir devrim yok. Yani güzel bir hayat, güzel evler bir felaket olarak anılıyor. Yani bir hırka olsun, işte 40 lokma olsun, sürünme hayatı makbul görünüyor. Yani berbat bir evde oturacaksın, yerde yatıp uyuyacak. Mesela bir deri parçası olacak, onun üstüne uzanıp yatacak. Ya, peygamberi bile öyle görmek istiyorlar. O kafada adam niye evini güzelleştirsin, niye bahçesini güzelleştirsin? Güzelleştirmeyi bir felaket olarak görüyorlar. Yani Orta Doğu'nun genel kafası budur. Mehdiyet ruhuyla bunun kökten düzeltilmesi gerekiyor. Yani bir sanat, estetik, güzellik devrimi yapılması gerekiyor. Çok köklü. Evet. Geleneksel İtalyan evlerinden örnekler görebiliriz. Mesela bu insanlarda öyle bir yasak yok. Yani güzel olması onlar için bir güzellik. Ama bir gelenekçi için böyle güzel bir evde oturmak facia. Dünyaya meyletmek, sapıtmak anlamına geliyor. Ya yani sürünürse o çok makbul görüyor. Ev berbat olacak, yerlerde oturacaklar böyle. Yedikleri, içtikleri her şey berbat olacak. Tabii bir kısmı için bunu diyebiliriz. Evet. Macron, Suriye operasyonu ile Rusya ve Türkiye'nin arasını açmayı başardıklarını çünkü iki ülkenin operasyonu farklı değerlendirdiğine dair bir açıklama yapmıştı. Rusya'dan bu konuya bir cevap geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'nin arasını açmadığını söyledi. Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor dedi. Evet. Kremlin, ilk kremin bulunduğu yer. Oradan geliyor. Buradaki yazı da öyle yazıyor ama ben tabii yine araştıracağım. Evet, dinliyorum. Babalarıyla güzel vakit geçiren dördüzler var. Yani mükemmel bir ortam. Babalar da çok şeker insan maşallah. Keyiflerine bak ya, acayip güzel. Maşallah. Evet, dinliyorum. Afrin'deki askerlerimizin çocuklara olan sevgisi ve merhametine dair resimlerimiz var. Ya, Türk askeri aslandır. Suriye hükümeti utanmadan diyor ki hemen siz terk edin biz gelelim. Lan daha önce geldiniz, batırdınız. Bu kadar akılsızlık olur mu ya?
Yani yolundan yürümekten acizsin. Daha kendini koruyamıyorsun. Türkiye oradaki insanları gayet güzel korurken siz çıkın da diyor biz gelelim diyor. Yeniden belanın içine düşürmek istiyor adamları. Fakire gösteriş için yapılan yardım sevap alır mı? Yakışıklı mı yapsınlar da gösteriş için yapsınlar. Yani yeter ki yapsınlar. Yani hiç öyle bir şeye girmeyelim. Mesela adam kamyondan getiriyor mahalleye. İşte hacı bilmem ne efendi mal dağıtacak diyor. Yapsın. Tek dağıtsın da fakir fukaraya. Ha, Allah katında tabii sevabı ayrı yani o düşebilir. Oradaki niyet, niyete göre Allah sevabı verir. O Allah'la onun arasında ama yani o tip şeyleri teşvik etmek dışında bir yolumuz olmaması lazım. Evet dinliyorum. Trump ilk iktidara geldiğinde Rusya ile ilişkilerini çok sıkı tutmuş, hatta bundan dolayı eleştirilmişti. Ancak daha sonra tavrı aniden değişti ve Skripal olayında 60 Rus diplomatı sınır dışı etti. Washington Post, Trump'ın tehdit edildiği için Rusya'ya karşı tavrını değiştirdiğini yazdı. Doğru. Trump ilk başta ajan Skripal'ın Rusya tarafından zehirlendiğine inanmaya yanaşmadı. Ancak danışmanları Trump'ı ikna edebilmek için eğer Avrupalı müttefiklere bu konuda destek olmazsan medya tarafından yerden yere vurulacaksın uyarısı yaptılar. Bunun üzerine Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda konuştu ve Rus diplomatları sınır dışı etme kararını böyle aldı denildi. Rezalet. Utanmıyorlardı Amerika'nın devlet başkanını tehdit ediyorlar. Zorla hizaya getiriyorlar. Bütün dünyanın göz önünde bu kepazelik işleniyor. Ve bundan da adamlar utanma değil, bilakis onur duyuyorlar. Yani yüzüne teneke çakılmış olması lazım bu adamların. Evet, dinliyorum. Haberin devamında Trump'ın Rus diplomatları sınır dışı ederken danışmanları tarafından kandırıldığı da söylendi. Danışmanları Trump'ı 60 diplomat sınır dışı edeceklerini ve diğer Avrupa ülkelerinin sınır dışı ettiği elçi sayısının da bu rakamla uyumlu olacağını söylediler. Ancak Trump daha sonra Almanya ve Fransa'nın sadece 4'er Rus diplomat sınır dışı ettiğini duyunca dehşete düştü ama geri adım da atamadı dendi. Trump'ı özellikle CIA direktörü Pompei'nin Rusya karşıtı olmaya ikna ettiği söylendi. Yani İngilizlerin devleti devrede, evet. İngilizlerin devleti bütün dünyanın göz önünde kepazeli çıkartıyor. Bütün dünyada bunu seyrediyor. El birlik İngilizlerin devletini kanla, hukukla tepelemeyi değil de ezim ezim ezilmeyi kabul ediyorlar. Ben buna şaşıyorum. Mehdiyet ve İsa Mesih çözüm budur. Evet. Zeki insanların daha çok rüya gördüğü doğru mudur? Güzel yüzün bir kere çok güzelsin. O şaşırdım güzelliğine. Nur gibi elin yüzün. Çok çok güzel kızsın. Allah sana sonsuz cennet nasip etsin. Cennette de sonsuza kadar dost olmayı nasip etsin. Çok güzel insansın maşallah. Hayal, yani uyanıkken bir hayalden bahsedilmiyor. Nasıl? Yani düşünür anlamında mı? Hayal kurmak olur. Hayal kurmak. Olur tabii o. Bir daha dinleyeyim. Zeki insanların daha çok hayal gördüğü doğru mudur? Tabii yani sürekli bir şeyler düşünürler zeki insanlar. Zaten yaratıcılıkları da oradan kaynaklanıyor. Kafaları gece gündüz çalışır. Hep bir güzellik, bir iyilik kafalarında adeta resmini çıkartırlar düşündüğü şeyin. Tablo yaparken sanatçılar da öyledir. Yapacağı tablo kafasında çıkar ortaya, sonra yapar. Kolamız gelsin rica edelim. Evet dinliyorum. Bebeğe sevgi gösteren yavru kediler. Allah Allah, o da onlar da yanaşıyorlar ya. Yani.
Onlar ona bir mana veremiyor, o da onlara bir mana veremiyor. Evet. Sayın Devlet Bahçeli salı günleri grup toplantısı öncesi mutlaka konuşma metnini basın mensuplarına dağıtıyordu. Bugün ilk defa metin basın mensuplarına dağıtılmamış ve teknik bir arıza çıktığı söylendi. Sayın Devlet Bahçeli'nin metni dağıtılmama sebebi sonradan ortaya çıktı. Bahçeli'nin basın mensuplarına önceden erken seçimin duyurulmasını önlem olarak metnin dağıtılmadığı öğrenildi. Ama sonra duyuldu. Evet. Evet. Yani çok önemli o. Doğru söylüyor Sayın Bahçeli. Oyun oynayacak adamların oyunlarını önden bozmakta fayda var. Yerim ben onun tatlılığını, şekerliğini, ballığını. Tamam götür. Sizce günümüzün en büyük fazlı nedir? Yakışıklım, sen dindarsın benim gördüğüm. Akıllı bir delikanlıya benziyorsun. Sakalın da çok çok güzel olmuş. Gerçek anlamda da yakışıklı, güzel bir delikanlısın. Allah seni cennet gençlerinden eylesin. Cennette de dost etsin inşallah. En büyük farz tabii ki İttihat-ı İslam. Bediüzzaman defalarca söylüyor asrımızın. En büyük farz vazifesi İttihat-ı İslam'dır diyor. Demese bile çok açık görülüyor bu. Ahmet Davutoğlu, Amerika'nın Suriye operasyonunun ardından şöyle bir açıklama yaptı. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Suriyeli imam Münir kardeşimiz... Bir saniye. Sayın Davutoğlu'nun açıklaması. Tamam. Şuradan. Ahmet Davutoğlu mu söylüyor bunları? Evet, evet. Ahmet Davutoğlu, Amerika'nın Suriye operasyonunun ardından şöyle bir açıklama yaptı. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi camisinde değil de bugün Batman'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi camisinde tekrar sesi yankılanacaktır. Bu zalimler karşısında son nefesimiz olana kadar Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlar Orta Doğu halklarını birleşmesini hep engellediler. Biz duyarsız davranamayız. Suriyelilere yaptığımız yardımı bu kardeşlerimiz hiç unutmayacak dedi. Tamam da o dediği yani Suriye'de adam kalmaması demektir. Rusya'nın desteklediği bir Suriye devletini yok etmek ne demek? Yani Rusya'yı yok etmek gerekiyor öyle bir şey için. Rusya ve İran'ın desteklediği, İran'ı da yok etmek gerekir. Böyle bir şey düşünülemeyeceğine göre Suriye'nin yok olması diye de bir konu olmaz. Uçsuz bucaksız çatışma ve Müslümanların kitleler halinde şehit olması demektir bu. Ahmet Davutoğlu Mehdiyeti savunsun çözüm olarak. Peygamberin sunduğu çözümü savunsun, kendi çözümünü değil. İnsanlar kendi çözümü içinde boğuluyorlar. Peygamberin çözümünün içinde kurtuluşu bulabilirler. Kendi çözümlerini denediler ve boğuldular. Peygamber göstertiyor çözümü. Hiç yerine koyuyorlar. Peygamberin çözümünü yaptıklarında konu kökünden hallolacaktır. Peygamberin çözümü demek Allah'ın çözümü demektir. Evet. Merhaba, ben Sakarya'dan Bursa. Gençler hayattan heyecan almak için ne yapmalıdır? Bursa, canımın içi o kadar güzelsin ki çok şaşırdım güzelliğine. Yani o kadar olur maşallah. Yani şu elmacık kemiklerine varıncaya kadar nefis güzelsin, çok çok güzelsin. Ve yüzündeki o dürüst ifade, o güvenilir ifade şahane. Yüzündeki o dinlendirici güzel ifade. Seni ben bir daha dinleyeyim. Tabii. Merhaba, ben Sakarya'dan Bursa. Gençler hayattan heyecan almak için ne yapmalıdır? Canımın içi... Allah seni bana cennette dost etsin. Çok çok güzel kızsın, çok. İnşallah sana uzun ömür verir, sağlık sıhhat içinde yaşarsın, hidayetle yaşarsın. Gençler hayattan heyecan duymaz. Yani zevk almaları, evet. Zevk alması için bir kere...
sonsuz yaşayacağını anlaması gerekir. Sonsuz yaşamayacağına inanan bir adamın bir şeyden zevk alması bir konu olmaz. İdam mahkumu gibi görür kendini. Hüküm verilmiş, her an infazı mevzubahis ve bir daha da yok olacak. Yani böyle bir insanın mutlu olması mümkün değil. İmkansız. Zaten dünya zor. Bir de idam hükmü verilmiş. Her an hücresine alınıp götürüp idam edilecek ve yok olacak. Bir insanın mutlu olması için önce bu sonsuz gücün dostu olması lazım. Sonsuz gücü sevmesi lazım. Sonsuz güçle akıllı bir bağ kurması lazım. Sonsuz güce saygı duyması ve teslim olması gerekir. Allah'ı çok sevmesi gerekir. Akıllı bir derinlikle Allah'ın büyüklüğünü kavraması gerekir. O zaman zaten üstünden 10 ton yük kalkar. Bela gider, üstünde bir ferahlık gelir. Her türlü zevkin ve mutluluğun kapısı açılır. Çünkü Allah zaten kulunun zevk içinde yaşamasını ister. Dünyada da ahirette de, ama asıl ahirette. Dünyada da kısmen. Ama kısmen olan küfre kıyaslandığında yani muazzam bir zenginliktir, muhteşem bir zenginliktir. Allah'la samimi, akıllı bağlantı kurulduğunda, büyüklüğü akıllıca kavrandığında ve samimiyet oluştuğunda bir kere sekinet hali oluşur insanda ve aklın zevki insanı kaplar. Aklın güveni kaplar insanı. Üzerindeki bütün tazyik kalkar. Yani olumsuz bütün tazyik kalkar. Ondan sonra Allah'ın hediyeleri başlar zaten. Onun aramasıyla elde edemez mutluluğu. Hadi müzik açalım, eğlenelim diyor. Yok, gürültü gibi gelir ona, bunalır. Zaten müzikten zevk almadıklarını mesela geçenlerde İstinye'ye gittim. Muazzam güçlü bir müzik var. Ama ses yani gerçekten azap verici. Yani yıkıyor ortalığı. Böyle kulak zarını adeta yırtacak bir bas. Orada ne eğlence olabilir? Ya azap var yani. Acıdan başka bir şey yok. Herkes acı çekiyor. Ya kulağına yırtıcı bir basınç uygulandığında bir insan nasıl mutlu olur? Mutluluk taklidi yapıyor. Allah kendine gerçekten inanan ve sevenlere zevk alacağı şeyleri teker teker sunar. O bulamaz zaten. İstese de yapamaz onu. Allah ona sunar. Zevk alacağı her şeyi. O zaman zevk başlar. Onun dışında ne yaparsa yapsın, ister içki içsin, ister kadına gitsin. İçki içer, rezil olur, acı çeker. Kadına gider, acı çeker, terslenir, aşağılanır. Zaten muktedir olamaz yani. Bir zevk alamaz. Kadın da ondan hoşlanmaz. İtici görür yani, et yağını gibi görür. Ya bela kapıda olur. Müzik dinler, hiçbir anlamı olmaz. İlla ki Allah o müziği ona sevdirecek. Allah o kadını sevdirecek. Allah o güzellikten ona zevk verecek. Onun dışında mümkün değil. Kaderde onun zevk alacağı sistemin özel olarak ona yaratılması lazım. Yoksa hadi ben zevk alayım dediğinde kendini yerden yere atsa da eğlenemez ve zevk alamaz. Göku Hırkan, hayırlı uğurlu olsun, güzel olmuş. Kolunu falan yakından gösterdin. Çekinme, rahat ol. Bak kaçıyor yanından olay. Yavrum rahat ol. Nasıl? Kameraya gidiyor. Evet. Yaklaştır, yaklaştır. Şöyle genel olarak ha. Koluna yaklaştır. O ne? Vay! Olaya bak, ben hiç tahmin etmedim böyle bir şeyle karşılaşacağımızı. Aman Allah'ım.
Gökhan'ın yüzünü göster. Yakla. Ya şu zafer ifadesine bak. Ya kardeşim, hakikaten ummuyordum ben böyle bir şey. Allah Allah. İtalya'nın en nadide firmasının amblemi ve muazzam bir marka. Gökhan, tebrik ediyorum seni. Nasıl yüzüne huzur geldi ya? Nasıl mutlu ya? Maşallah. Evet, dinliyorum. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisinden sonra seçim anketleri şu şekilde Adnan Bey. Cumhur İttifakı %56.2. Resmini görebiliriz. CHP 26.5. Ve diğer partilerde görüldüğü gibi. İttifak açısından bu önerinin yerinde olduğu söyleniyor. 7.1 acayip yüksek almış İYİ Parti. O nasıl oldu acaba? Ben yanlış okumuyorum değil mi? Evet. MHP nerede? Cumhur İttifakı. Ha, onun için evet. İşte tamam, onu hiç beklememek lazım. Doğru söylüyor Sayın Bahçeli. Yıldırım hızıyla seçime gidilmesi lazım. İyi olur. Yalnız bak, seçimden önce sanatı, kaliteyi, estetiği ön plana alan bir politika izlesin hükümet, bir. İkincisi, eğlenen insanlara, müzik dinleyen insanlara, dekolte giyinen hanımlara, şık giyinen hanımlara hükümet son derece açık olduğunu, hatta desteklediğini vurgulayan birçok girişimde bulunmasında çok büyük fayda var. Bak, pisi pisine şu AKİT'in politikası yüzünden muazzam oy kaybediyoruz. Boş yere. Yani %10 falan oyumuz boş yere gidiyor. Ben rica ediyorum, bu düzeltilsin. En az %10 oyumuz gidiyor. Boş yere. Evet, dinliyorum. En önemli ve en çok dikkat etmemiz gereken konu nedir? Benim yakışıklım, en önemli ve en çok dikkat etmemiz gereken konu samimi olmamızdır. Samimi olunca hemen her şeyi görürüz. Yani elbis bir ekran var, renkli bir dünya var. Her şey bir amaçla yaratılmış. Yani bir kız arkadaşım vardı da dedi ki, gerçekten cennet var mı dedi misafirim. Ya dedim, şu bardağı kaldırdım, bak dedim bardağı nasıl detaylı. Niye bunu bu kadar detaylı yapsın ki dedim Allah yani. Altına süs yapmış, içine süs yapmış tek tek. Bunu yapacak ve sonra diyecek ki, yani yok ol, öl git, kaybol. Bütün kainat yok olacak, ölecek. Hayvanlar bir hiç gerek, herkes ölecek. Allah yalnız başına duracak. Ya şunun mantığı var mı? Bilgisayar yapacak, arabalar yapacak, her arabanın içine air condition koyacak, her eve air condition koyacak, televizyon koyacak, her eve uzaktan kumanda koyacak, milyarlarca atomu, elektronu ince ince süslü yaratacak, efendim saniyede 100.000 kilometre hızla gidecek elektron en az. Sonra diyecek ki, Allah ben bunları yarattım ama bıktım. Hepsini yok edeceğim, tek başına yaşayacağım. Şunun mantığı var mı? Sonsuz akıl sahibi Allah'ın diyeceği söz mü şu? Yani insaf. O zaman belli ki bir yaratan var. Ve belli ki devamı var. Devamı yoksa niye yaratsın Allah? Değil mi ya? Yani niçin bu kadar emek versin ya, bu kadar güzellik yapsın yani. Evet, bir daha. En önemli ve en çok dikkat etmemiz gereken konu nedir?
Allah'ın büyüklüğü. Yani samimiyet ve Allah'ın büyüklüğü. Şimdi Allah'ın büyüklüğünü kavrayanlar dünyayı idare ediyorlar. Çok önemli o. Ya müminim elhamdülillah diyor, Allah büyük diyor. Öyle olmaz, orada ezilirsin. Öyle şey yok. Büyüklüğünü gerçekten anlayacaksın. Ya büyüğün anlamını tam sami olarak bileceksin ve göreceksin. Büyük demene geçilir mi ya? Allah büyük. Var ya dedeler falan, Allah büyük diyor. Ne dediğinden bir haberi yok yani. Büyük demek ne demek? Sonsuz büyük. Ya onun da gereğini anlayacaksın. Aklın aldığı kadar, yani o yeterli o. Aklın aldığı kadar anlaması yeterli. Zaten tam anlamayan tam anlayamaz. O anladığı kadar ona yeter. Onu bildin mi hepsini anlar. Onun dışında bir önemli bir konu yoktur. Onun dışında sonsuz sevgi vardır. Allah'ın büyüklüğü sonsuz sevgi içindir. Allah'ın gücü sonsuz sevgi içindir. Her şeyi güzel yaratmasının nedeni sonsuz sevgi içindir. Allah'ın tek hedefi vardır, sevgi. Başka hiçbir şey hedefi yoktur. İnşallah. Evet, dinliyorum. Evde keşif yapan bir kedi. Ha, oyuncağı herhalde evet, mi? Evet, bak Zafer havasını götürüyor. Nasıl kossaklanıyor götürüyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yatırım tutarının tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aşacağını açıkladı. Türkiye büyüme oranlarında G20 ülkeleri arasında birinciliğe yükseldi. Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli. Güven ve istikrar olmasaydı küresel sermaye Türkiye'ye giremezdi. Ya Tayyip Hocam, sen iyisin, delikanlısın, dindarsın, her şeyin güzel de bak. Karşı taraf sana karşı kullandığı koz gizli bir şey bak. Sanat, estetik ve kaliteyi kullanıyorlar. Bütün dünyada bu kullanılmıştır. Ya açıkça söyleyeyim bak, bütün darbeciler bunu kullanmıştır. Bir kadın özgürlüğü, kadın dekoltesinin özgür olması. Bak o Pakistan'da şurada burada yapan katliamların kökeni hepsinde bu var. Bütün darbelerin kökeninde bu vardır. Sanatın, estetiğin, kalitenin durması, halkın mutsuz olması. Halkın mutlu olduğunu göstertelim. Sanatı ön plana çıkaralım. İnsanlar gülsünler, oynasınlar. Dekolte hanımlar da olsun, hanımlar cıvıl cıvıl dışarıda geçsinler. Yani hatta %20 oyumuz artar. Bak %20 artar. Bu gerçekten çok büyük bir sorun bu. Türkiye böyle başörtülü hanımların sadece yöneteceği, sadece başörtülü hanımların yaşayacağı bir Türkiye gibi göstertirsek ve müzik olmayacağını, neşe olmayacağını, işte plajlar kapanacak falan gibi bir imaja kapılırsa insanlar, akıl almaz tedirgin olurlar. Yani hükümet falan hiçbir şey kalmaz, Allah'a sırgesin. Bunu pis pisine yapmayalım. Zaten böyle karşı olmuşlukluğumuz yok. Cesur olsun hükümet, bir şey olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi de desteklesin bunu. Tayyip hocamızı şevklendirsin. Yalnız bırakmayalım. Yani iki partinin oyunun toplamı bu yeterli değil yani şu anki. Bunda bir acayiplik var. Yani bizim ferah ferah %70-80 oy almamız gerekiyor. Evet, evet. Ya ne olur, zaten var pratikte, bunu açık açık vurgulayalım. Müzik de olsun, eğlence de olsun, televizyonlarda kadınlar şarkı da söylesin, sanatçılar olsun, gençler eğlensin, plaja giden gitsin. Dindar millet zaten, ya milletin dindarlığına bu zarar vermez. Bir Darwinist eğitim durdurulacak, yaratılış anlatılsın, bir de bu. Şahlanırız, şahlanırız. Ama buna rağmen hükümetin faaliyetleri güzel yani, ekonomide şunda bunda. Fakat burada pisi pisine oy kaybımız oluyor. Bunu yapmayalım. Kıyı kentlerini bunun için kaybettik. Buna tedbir alınız. O aynı şeyi 30 kere söylemeyeyim. Büyük şehirlerin kaybedilme tehlikesi var. Belediyelerin kaybedilme tehlikesi var. Buna karşı tedbir alalım. Yani kardeşim, şimdi karşıda İyi Parti var. CHP var. HDP var. Saadet Partisi var. Yani bunun şakası olmaz.
Yani sözümü dinlesinler. Rica ediyorum. Önemli bu. Tayyip Hoca'nın iyi niyetinden ben eminim. Delikanlı'ndan eminim. Kabadayı'ndan eminim. Ama bu riskli bir konu. Yani bunu mutlaka yapmamız lazım. Mısır'da da ben söyledim, sözümü dinlemediler. Ya dedim bak, al yanına dekolte kızlar, başı kapalı kızlar da al, çarşaflı kızlar da al. Başı açık genç kızlar olsun, modern gençler de olsun, sakallı gençler de olsun. Bütün gençleri kucakladığını göster, bir de müzik de olsun. Koy hoparlörleri, alanda müzik, bak darbe marbe olmayacak dedim, kurtulacaksın dedim. Al Musevileri, Hristiyanları yanına dedim ben, Musevi Hristiyanlar da olsun. Darbe marbe olmaz dedim. Orduyu huylandırdılar. Evet. Tak, darbe oldu. Şimdi de bir hazırlık olduğunu biz duyduk. Biliyoruz. Yani ben bunu açıkça söyledim. Normalde bu gizlice söylenir. Ama ben açıkça söylüyorum. Yani önce haber olarak göndermeyi düşündük ama buna gerek yok. Ne gizleyeceğiz? Açık açık söyleyelim. Bu tip gruplar var ordu içerisinde. Yani NATO'ya bağlıyız diyor. Ya sen vatana, millete bağlı ol. Ne NATO'su yani? Sen Türksün ya, Türk milletin adamısın. Ne NATO'su yani? NATO bugün var, yarın yok. Evet. NATO'ya bağlı subay diye öyle bir şey olmaz. Ulusalcı. Ya ulusalcıysan sen milliyetçisin demektir. Ne demek ulusalcı? Darbelik bir şey yok. Yani böyle bir şeye milleti teşvik etmeyin. Zaten başarısı da olur, boş yere bela çıkar. Ve çok riskli bir şey olur. Çok tehlikeli olur. Kesin başarısız olur. Çünkü buna katılacak subay en fazla %5 olur yani. %4-5 falan katılabilir. Evet. Ve böyle bir tehlikeli, belalı işle de kimse girmez. Daha önce modeli var gözlerinin önünde. Ama bu dediğim olursa onları da tamamen caydırmış oluruz. Tayyip Hoca'nın iyi niyeti belli ama etrafında bir onun şöyle bir kenetlenelim Tayyip Hoca'nın. Saralım etrafına. En az 12 hisarla etrafını saralım. Değil mi? Bak, hisar 1, hisar 2, hisar 3, hisar 4. En az 12 hisarla etrafını saralım. Zarar getirtmeyelim. İnşallah. Evet, dinliyorum. 2015 yılının genel seçimlerinde AK Parti'nin oyları turuncuyla işaretli şehirlerken 2017 referandum sonuçlarında sahil şeridindeki çoğu ilin kaybedildiğini görüyorum. İşte kardeşim, o zaman da bas bas bağırdım, yapmayın, etmeyin, bak evet, dekolteye karşı gelmeyin. Sahil kentlerini kaybederiz dedim. Büyük şehirlerde kaybetme riskimiz olur dedim. Ucu ucuna büyük şehirleri kurtardık. Bak, sahil kentler gitti. Evet. Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Uzatacak bir şey yok. 12 hisarla etrafını saralım Tayyip Hoca'nın. İnşallah. Ulusalcılar da ne seyrediyor işte, sahip çıksınlar Tayyip Hoca'ya. Değil mi? Yani zıtlaşmaya ne gerek var? Zıtlaşmalarına gerek yok. NATO'cu subaylarında bir şey kabul etmiyor. Ben çok münasebetsiz bir açıklama bu. NATO'cu ne demek ya? NATO kim ki yani? Türk milleti vardır, kendi vatanın milleti vardır. NATO'yu kaldırma ihtimali bile var. Kaldırdığını ne yapacaksın sen? NATO'cu subay, eski emekli NATO'cu subay mıyım diyeceksin yani? NATO'cu subay diye bir şey olmaz. Evet, dinliyorum. Çocukken insanlar da neden daha neşeli olur? Yakışıklım sakal olmuş. Saç da güzel olmuş. Elin yüzün de çok düzgün. Gözlük de şahane. Aslan gibi delikanlısın. Allah sana uzun ömür versin, cennet nasip etsin. Cennette de illaki dostluk, arkadaşlık. Allah nasip etsin inşallah. Çocukken insan ne, hiçbir şeyden haberi olmuyor tabii. Ekmek elden, su gölden. Ekmek Hızır'ın derler, su Hızır'ın, yiyin için efendim coşun. Değil mi? Çocukluk da öyle. Ne vergi, ne algı, ne işte hiçbir şey, hükümet sorunu, hayat pahalılığı hiçbir şey ilgilendirmediği için kafa ferah oluyor tabii ki. Ha, sadece işte dalya oynasın, yakalamacı oynasın. Sadece o konuyu sorun hale getiriyor yani. Biz dalya oynardık, kiremit parçalarını üst üste dizerek. Ondan sonra yakan topluyorlar herhalde aynı zamanda. Evet, aynısı.
Yani kurallar zaman zaman değişiyor ama aşağı yukarı aynı şey. Böyle kan ter içinde kalırdık akşama kadar ya. Eve gitmek asla istemem. Bizim için en büyük ızdırap da eve gitmek. İşte akşam oldu artık herkes evine gidiyorsun. Ben çok acı olurdu ayrılık ama mecburen giderdik böyle. Köyde de öyle. Anneannem hemen ayaklarımızı yıkattırırdı. Ayaklar tabii böyle simsiyah olurdu çamurdan falan. Yol toz toz topraktan falan. Ondan sonra elimizi yüzümüzü falan yıkardık. Sonra yatak odasına geçerdik. Böyle divanda yatıyorduk. Yüksek ahşap divan. Yatakları böyle o kapalı dolaplar vardı. Onların içinden çıkarıyorduk. Ben de yardımcı oluyordum anneanneme falan. Hep beraber açıyorduk. Sonra doluşup yatıyorduk. Bayağı şahane oluyordu. Anneannemin yatağı oradaydı. Bizim herkesin yatakları ayrıydı. Küçük küçük böyle. Divan çok büyük bir divandı. Hava da soğuk doluyordu. Köy yayla olduğu için. Ama yorgan olduktan sonra hiçbir sorun olmuyordu. Kısa süre sonra 3-5 dakika içinde normal ısısına kavuşuyordu. Biz sabaha kadar deliksiz uyku çekerdik ya. Uyurduk yani. Çok şahane olurdu. Sabah horoz seslerine falan uyanırdık. Kalkar kalkmaz hemen balık yakalamaya. İş güç yoktu bizim. Bütün köylüler işe güce giderdi tarlaya, tapana. Biz hemen balık yakalamaya. Evet, dinliyorum. Bir gün yazarı Erk Acerer, deizmin gençler arasında yayılmasının sorumluluğunu hükümete bağlayan bir yazı yazdı. Suriye sınırında Kürt koridoru istemeyen Türkiye, El-Kaideci, Selefi, Cihatçı komşularından rahatsızlık duymuyor. Bu tehlikeli bir durum. İktidar ülkede cihat, Vahabilik, şeriat fikrini filizlendirip yaygınlaştırıyor. Bu fikirden geri adım atmıyor. Dolayısıyla kurumlar hızla çürüyor. Ancak AK Parti iktidarının bu politikası toplumda çelişkili eğilimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İmam Hatipliler bile dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kayıyor dedi. Deizm değil, direkt dinsizlik var. Ne deizmi yani? Darwinist eğitimin sonucunda sen İmam Hatipli'ye Darwinizmi öğretirsen adam da kabul ediyor, bu kadar açık. Ya Darwinizmi kabul ettiği de zaten Allah'ı inkar etmiş oluyor. Devlet eliyle Darwinizmi öğretilmiyor mu? Ya adam da ben kabul ediyorum diyor. Ettim işte, dinsiz olmuş olur, o kadar. Deizm diye bir şey yok, deizm. Onu kibarlaştırılmış hani. Utandıkları için onu söylüyorlar. Deizm ne? Deizm olacak. Adam diyorlar yani tam dinsiz değil. İşte deist ne zarar olacak ki falan diyorlar. Evet, dinliyorum. İnsanlar iyi kötü sorarak mı olur? Yakışıklım bu nedir böyle? Çok yakışıklısın sen. Bayağı güzel insansın. Allah seni nurla sarsın, cennetiyle sarsın, hidayetiyle sarsın. Cennette de dost arkadaş olmamız çok güzel olur inşallah, Allah nasip etsin. İyi kötüyü sorarak mı öğrenir? Evet, sorarak, okuyarak. Annesi anlatır, babası anlatır. Sormadan da öğretirler. Genellikle de sormadan öğretiyorlar. Ama sorarak da tabii merak ederek birçok şey öğrenebilir. Evet, dinliyorum. Kabın şeklini alan bir Bobby. Yazık hayvana ya. Nasıl gülüyor? Yerim beni senin, yerim. Ağzını, burnunu, her tarafını yerim ben senin. Neşeni yerim ben senin, o şeker neşeni. Evet, dinliyorum. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Suriye operasyonuna ilişkin, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen mantık dışı saldırının en temel hedeflerinden biri, Astana garantörleri İran, Türkiye ve Rusya'nın arasını açmak dedi. Ara, bu sene açacak ne? 15-20 santim açarlar. Yok, ondan bir şey çıkmaz. O mümkün değil o yani. Bir insan 950 yıl nasıl yaşar? Güzel yüzdüm. İlk dönemde yani insan ilk olduğu dönemde şeker yok, kola yok, tatlandırıcılar yok, kızarmış et var sadece. Bir de meyve falan var. Sen de öyle beslenirsen evvelallah 950 de yaşarsın, 1950 de yaşarsın. Evet. Ama bunlar
sürekli ömrü kısaltan, yani hücreleri öldüren, insanı içten çürüten yiyecekler. Onun etkisi, Allah o devirde 300-350 yıl önce başladı. Yani sonra bazıları da işte 900 yıl falan. O devirde bu çok makul görülüyordu. Sonradan bu acayip görülüyor. Mesela yakın zamana kadar 160 yıl, 170 yıl makuldü. Şu an şok oluyor insanlar. Şu an en fazla 110 yıl falan yaşıyorlar ben, değil mi? Yani çok nadir 110 yıl yaşayan, 120 yıl yaşayan pek yok herhalde. Evet, yok. Dolayısıyla bu beslenmeyle ilgili Allah onu vesile ediyor, yani daha doğrusu. O devirde insanlar bunu çok makul karşılıyorlardı. Mesela ağaç 5000 yıl yaşıyor, normal karşılanıyor. 4000 yıl yaşıyor, normal karşılanıyor. Mesela kaplumbağa yüzyıllarca yaşıyor. Kaplumbağa bildiğin kaplumbağa yüzyıllarca yaşıyor. Hiç gayet normal adam, 300 yaşında. Sakin sakin etrafa bakınıyor. Abdülhamit devrini, Napolyon'u görmüş. Beyazıt dönemini görmüş. Hepsini görmüş adam. Gayet sakin geziniyor. Onda normal, sordu da normal yani, olur. Evet, dinliyorum. Ateizm Derneği eski başkanı Zehra Pala, Diyanet'in deizm açıklamasına cevap verdi ve gençlerin Kur'an'da geçen bazı konuları anlayamadıkları için dini reddettiklerini işaret eden bir açıklama yaptı. Deistler konuşan asaya, yukarı çıkan develere, aşağı inen atlara inanmazlar, bir mağarada 3 gün sonra canlanma inanışını yok sayarlar. Haşa, bunları hurafe ve altı doldurulamaz bazı inançlar olarak görürler. Görüyoruz ki özellikle gençler işte bu altı doldurulamaz şeylere inanmamaya ve onları reddetmeye başlamış dedi. Hayır, o değil asıl neden. Darwinist eğitim. Ne diyor devlet? İnsanlar bir tesadüfi patlamayla bir dünyaya kavuştular. Yani evren oluştu, dünya. Bu dünyada da çamurlu sular vardı. Orada bir bakteri oluştu diyor özetle. O gelişti ve tesadüfler sonucu da insan oluştu diyor. Yani Allah yaratmadı diyor, tesadüfen oldu diyor. Dolayısıyla çok gizli ateist bir hayli oluyor tabii. Allah'a inanmayan insan sayısı çok yüksek oluyor. Tahminlerin çok üstünde olabilir. Mesela İran'da falan %70 falan oranında çok yüksek. Suudi Arabistan'da falan da öyle. Hanımefendinin dediklerinin hepsinin açıklaması var. Ama tabii gelenekçi açıklamalar, yani Cübbeli'nin yaptığı açıklamalar olmaz. Hanımefendi de çok güzel bir kızmış o. Bir daha bakabilir miyim? İsmi ne dedin? Zehra Pala. Zehra şahane kız. Bayağı güzel. Evet. Merhaba, ben Şeyma, Tokatlıyım, Sakarya'da yaşıyorum. En son ne zaman Tokat kebabı yediniz ve sizden Tokat kebabı tarifi alabilir miyiz? Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini, samimiyetini. Canımın içi, inşallah sen cennet dostu mu olursun, cennet arkadaş olursun. İnşallah. En son ne zaman? Geçen sene bir facia yaşadık Tokat kebabı diye. Ya dediler, Tokat kebabı geliyor dediler. Aa ne güzel dedim, burada bir salon açılmış dediler. Tokat kebabı. Bir açtım, kenarına kızarmış patatesler falan var. Facia, ufacık kuşbaşı etler böyle. Yanına biber kızartmışlar, patlıcan kızartması koymuşlar. Herhalde şaka yapıyorlar. Evet. Tokat kebabıyla ne alakası var? Yani eğer Tokat kebabına hakaret kastı inansa bu çok ayıp. Ama espri olarak yaptılarsa olabilir, yani gülelim diye yaptılarsa. Kardeşim ben Tokat kebabı, en son yediğim Tokat kebabın kaç yıl olmuştur? 50 yıl olmuştur. 50 yıl önce yedim ben Tokat kebabı. Ya ben de amma eski adamım ya, 50 yıl çok acayip şey, bakalım bir aklım durdu dediğinde. O zamanlar biz kaç yaşındaydık? Evet, Tokat'ta 16-17 yaşında falandım. Hatta hatırlıyorum, haki gömleğim vardı böyle. Cepli haki gömleğim.
Ondan sonra Ali Paşa Camii'nin karşısında. Yeri de vermek istemiyorum çünkü böyle şeylerde kıskanç olmak lazım. Evet. Yer söylemek doğru değil. Ya kardeşim gittik. Selam aleyküm selam. Tokat kebabı rica edecektim dedim. Ne kadar istiyorsun dedi. 1,5 olsun dedim. Buyurun oturun dediler. Toprak oturduğumuz yer. Kilim sermişler ama toprak. Ve toprağa şeyle oranın doğal bir kili var onunla. Kireç yapmışlar adeta, kireç badana gibi. Ayağa kalktım, baktım fırın tamamı toprak. Ama içi cehennem ateşi gibi böyle. Kalınca bir demir ileriye doğru gidiyor. Efendim, yani orada etin hiç kurtarırı yok. Yani bir et oraya girdin. Ya yutkunmayın da rahat anlatayım, acı çekmeyeyim. Sonra şişi getirdiler. Şiş böyle uzunca bir şiş. Kalın demir, böyle metal, demirden. Kalın kemer patlıcan en altta. Üstünde Allah seni anlasın yumruk kadar bir et. Yağlı. Yumruk kadar. Üstünde yine kocaman bir biber, yine yumruk kadar bir et. Yine üstünde domates, yumruk kadar bir et. Üste kadar tırmanıyor böyle. Yutkunmayın ki rahat anlatayım. En üstünde yumruk kadar yine kuyruk yağı. Böyle Osmanlı çocuklar da maşallah aldı böyle güçlü kuvvetle. Demirden oraya aldı, astı içeriye, soktu şeye, fırının içerisine. Arası zaten onun için içim rahatladı. Dakikalar geçmiyor. Oradaki ızdırap, yaşadığım ızdırabı anlatamam yani. Çok gerilimli saatler. Çok zor. Oradaki bir dakika ne bileyim yani bir saat gibi. Geçmiyor yani. Sonra orayı kapat canım kardeşim. Sonra Çeh kebabu diye bir ses duyuldu. Çeh kebabu. Yani Çek kebabı anlamında. Orada Osmanlı'nın yoğun yaşadığı yer, merkez olduğu için oralar, Amasya falan. Geldik, güttük, demir falan öyle konuşuluyor yani Osmanlı lehçesiyle. Ben bakmadım kebabı tabii orada ızdırap çekmeyi. Şöyle kocaman bir bakır sahanla bana geldi. Kalaylı bakır sahan. Elips. Kapağı da üstünde. Kapağını açtım. Kalınca bir yufka gibi pide üstüne sarılmış. Açtığımda kardeşim yani böyle bir olay yok. Etler erimiş böyle yani. Daha hala kaynıyor mübarek yani. Ben dayanamadım pideden hemen aldım ya dedim şu domates yani nasıl bir şey acaba? Dokunun domates dağıldı. Dokununca dağıldı. Patlıcan da kabuk kızarmış. Kabuğu çektim mi sanki bir şey gibi yani sert bir kabuğu var da mandalina gibi yani adeta öyle. Ayırdım mı direkt olaya giriyorsun. Etin suyuyla yağıyla zaten o bir, başka bir şey olmuş patlıcan yani. Et olmuş yani başka bir kebap olmuş bir şey olmuş yani. Kardeşim yani artık nezaket kurallarını falan bir kenara bırak. Ben bileğimi sıvadım böyle. Elimi de yıkadım. Ya Allah Bismillah. Yani yarım saat sonra falan kendime gelebildim. Olay bittiğinde. Daha hala tepsinin dibinde son şeyleri falan. Kardeşim cayır cayır kebap kokuyor. Öyle anladığınız gibi değil. Yani efil efil böyle kuyruk yağı da kebap kokusu da her yeri kaplıyor. Domatesin dedi, kıpkırmızı domates ya. Patlıcan, böyle patlıcan yok, sırf et böyle. Dağılıyor yani, şahane bir şey. Biberler zaten tokat biber, öyle dandik biber falan değil, özel. Böyle girintili çıkıntılı, ilginç bir biber şekli yani. Yani öyle şey, ve cahil cahil biber kokuyor. Yani yaptım mı? Yutkunursam vicdan azabı çekiyorum. Tokat kebabı buydu. Ama ben hiçbir zaman şimdi söylemedim. Tokat'ta ben böyle bir kebapçı var. Yani çünkü biliyorum doluşurlar orayı heder ederler. Söylemedim. Eskiden vardı tokat kebabı. Yani mesela ben eniştemlere gitmiştik. Rahmetli eniştem kapıda oturuyor. Tur aldı. Evlerinde misafir kaldık. Ertesi gün dedik ki biz gidiyoruz enişte dedik. Sen müsaadenle falan. Yok dedi gitmeyeceksin dedi.
Ama zil turuna içmiş böyle yani. Gözleri şaşıydı, ben gördüm. Dili de ağzına da dolanamıyor böyle. Yok gitmeyeceksiniz tabii. Biz tabii ki dedik yani. Hemen bavulları falan geri içeriye koyduk. Sonra kardeşim bir saat sonra çift tepsiyle tokat kebabı geldi ama böyle anlatan bakır tepsi. Yani 1.20 falan tepsiler öyle, ya dev tepsiler. Ya anlatmayayım da ızdırap çekmeyin. Altı olduğu gibi pideyle döşenmiş. Pideler etin suyundan ve yağından dağılmış zaten yani. Et olmuş, pide de et olmuş. Ha. Kardeşim ne yapacağımı şaşırdım yani böyle iki elle bir tane. Tokat kebabı bunlardır. Tabii içki iyi bir şey değil eniştemiz. Yanlış yapıyordu yani biz tabii, kötü bir şey içki, doğru bir hareket değil. Kebabı, şu an tokat kebabı derseler tokat kebabına hakaret etmiş olur. Çok ayıp. Yanına adam patates kızartması koyuyor. İnanılır gibi dalga mı geçiyorsun sen ya? Rendelenmiş havuç falan koyuyor. Şaka herhalde. Sakın ha sakın, sakın. Ben desin ben bir şey yaptım diyebilir. Tokat kebabı demeyecek. Biz buraya tokat kebabı fırını yaptırdık. Çocuklar uğraştı ama acıklı bir uğraşma. Uzaktan yakın alakası yok. Kaç defa debelenme tarzında uğraştılar. Silivri'de de yapmaya kalktılar. Her türlü malzeme tamam, olmuyor. O tokatlı ustalar yapacak onu. Öyle, herkesin yapabileceği bir şey yoksa, babadan, ecdattan, o ocak gerektirir kardeşim. El alacak, el. Ta kim bilir kaç yüzyıllık el almıştır. Benim canım, sen yutkunuyorsun, ben vicdan azabı çekiyorum, yapma. Evet, dinliyorum. Spor yapan bir ufaklık. Yazık ya. Bacakları da dolu dolu yatıyor. O tam dinlenme durumuna geçiyor. Ayak parmak yeri dolanmış. Anne de maşallah aslan gibi maşallah. Evet dinliyorum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugüne kadar hiçbir müttefik ülkenin terör saldırılarından Türkiye'ye kadar sıkıntı çekmediğini ve Zeytin Dalı operasyonundaki şeffaflıktan memnun olduklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye'nin bu konuda şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Başka hiçbir müttefik Türkiye'ye kadar terör saldırılarından çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı Türkiye'yi desteklemek ve yardım etmek içindir ifadesini kullandı. Bir daha beyefendiyi görelim. Bu teslim oldum panavası ne diye bir pot mu vermiş? Bir an yakalamışlar yani. Evet. Evet. Kardeşim orada bir oyun oynanıyor Suriye'de. Yani Suriye'yi yok etme kararı da var. İmanla Suriye kurtulur. Allah'tan korkarsalar, Allah'a teslim olursalar, Mehdiyet'e teslim olursalar kurtulur. Yoksa ora, bakın bir dahaki sene de bu vakitler göreceksiniz. Geceli gündüzü bombalanır. Orada insan bırakmazlar, mahvederler, söyleyeyim. Ne Irak'ta ne orada, hiçbir şekilde ikinci bir yolu olmaz. Mehdiyet'in İslam anlayışının dışında bir yol, hiçbir şekilde çözüm olmaz. Evet, dinliyorum. Akla gelen şeylerin vicdandan mı yoksa şeytandan mı geldiğini nasıl anlarsın? Yakışıklı mı sen? Ne kadar güzelsin sen, maşallah. Allah seni cennetle sevindirsin, hidayetle korusun seni. Sana uzun ömür versin, cennette de dost, arkadaş olmamızı nasip etsin. İnşallah. Güzel yüzdün bak, vicdana gelen bilginin şeytandan olup olmadığını Allah size bildireceğim diyor, vahyedeceğim diyor. Vahyi dinlemesi gerekiyor sadece insanın. Hemen bilir, bilmez olur mu? Zaten yüzü kararıyor yaparken.
Ya vicdansızca bir şey yaparken yüzüne bir uğursuzluk, nemrutluk gelir insanın. Yani o uğursuz tavrından anlarsın. Anlaşılmayacak bir şey yok. Vicdanına uygun bir şey yaparken de çıkarıyla çatışmasına rağmen yapar. O da ona bir nur ve güzellik verir. Bak çıkarıyla çatışmasına rağmen yapar. Vicdan genellikle insanın çıkarıyla çatışır. Yani her türlü çıkarıyla çatışabilir. Buna rağmen yapacak. Evet. Esad, Amerika'nın Suriye'ye 110 füze fırlattığını ancak bunların çoğunun havada imha edildiğini ve Suriye'ye ulaşamadığını açıklamıştı. Amerika ise bunun tam tersi bir açıklama yaptı. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, Suriye rejimine ait hedefleri 105 füze fırlattığını ancak herhangi bir füzenin Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulamadığını söyledi. ABD'nin ilk kez radardan gizlenme özelliği bulunan JASSM füzelerini bir saldırıda kullandığı belirtildi. Ya radar olsa da zaten füzeyi vurmak öyle kolay bir şey değil. Ne alaka yani? Yani işte denesine oraya bir jet uçağı falan göndersinler, gayet rahat geçer yani. Öyle bir şey olmaz. Başı derdinde adamlar, öyle bir şey çok zor. Evet, dinliyorum. Vurmak konusunda israf olur mu? Canımın içi, sen de çok çok güzelsin. Gamzelerin çok güzel, yüzün çok güzel. Çok modern bir kızsın. Ama gözlük şahane yakışmış, tam açmış seni. En çok israf tabii zamanda olur zaten. Zaman altın kıymetindedir. Altın harcar gibi harcayacaksın. Yani her seferinde bir Reşat altını harcadığını düşün. Ona göre çok titiz olacaksın. İnşallah sen de cennet arkadaşım ol. İnşallah. Çünkü çok güzel, iyi bir insansın sen. Maşallah. Düşünüyorsunuz? Canımın içi, ben o an onu seviyorum. Aslında en hafifini söylüyorum. Çok çok seviyorum. Yani o beni etkiliyor, onun güzelliği. İçim kaynıyor ona, yani böyle içimde bir sevgi oluşuyor. Ama tabii yayın olduğu için ben daha usturuplu konuşuyorum. Yoksa çok coşkulu konuşurum. Yani bunun yüz misli sevgi gösterterim. Ama en hafifletilmiş, en finallenmiş şekliyle sevgimi ifade ediyorum. Gerçekten çok hoşlar, çok temizler. O yüzlerindeki masumluk ve dürüst ifadeleri, candan konuşmaları çok çok güzel. Bir daha dinleyeyim. Günler varken neyi düşünüyorsunuz? Canımın içi, sen çok güzel bir kızsın. Tabii baktığımda o kadar çok his duyuyorum ki, hem şefkat, hem sevgi, hem beğenme hissi, hem koruma hissi. Çok fazla his duyuyorum. Ama tabii çok usturuplu konuşuyorum. Yoksa benim sevgi sözcüklerim yani dünyalara sığmaz. Zaten benim sevgim onu sarar, bulur. Benim sevgim böyle 10.000-20.000 kilometreyi hiçe sayar. Nerede gitse o kişiyi mutlaka bulur. Ve onu tamamen sarar. O hisseder, o kişi onu. Benim canıma da Allah cennet nasip etsin. Onu nuruyla sarsın Allah. Çok çok güzel yüzün, çok düzgün. Ama tabii dünya geçici. Bu dünyadaki yansıman, Allah'ın ruhunun bu tecellisi olarak görünüyorsun şu an. Asıl cennetteki yüzün çok çok daha güzel olacak. İnşallah orada birlikte oluruz cennette. Evet. Sevimli bir kedi. Kedi çok zengin bir varlık, çok güzel bir varlık. Evet, dinliyorum.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, birlik içinde olmak istiyorsak din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız dedi. Başörtülü bir kadınla karşılaştığınız zaman ne hissediyorsunuz şeklindeki soruya Macron, saygı duyuyorum. Fransa'nın da buna saygı göstermesi gerekir. Fransa'da başörtüsü yasağını getirecek bir yasal düzenleme taraftarı değilim dedi. İslam dininin Fransa'da yaygınlaştığını ve bugün 6 milyon Müslüman Fransız vatandaşın olduğunu söyledi. Güzel ama Fransa'da dekolte de serbest. Evet, evet, bu evet. Çok önemli. Başörtü de serbest olsun, dekolte de serbest olsun. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.